Hizalı ölçlendirme komutuyla devam ediyoruz. Dimension araç çubuğundaki bu düğme hizalı ölçlendirmeler için kullandığımız komuttur. Örneğin bu şekildeki şu açılı çizgiyi ölçlendirmek için hizalı ölçlendirme komutunu kullanmamız gerekir. Eğer buradaki doğrusal ölçlendirme komutunu kullanırsak buradaki çizgiyi ölçlendiremeyiz. Bu tip açılı çizgileri ölçlendirmek için hizalı ölçlendirme komutunu kullanmamız gerekir. Komutu çalıştırıp uygulamaya başlayalım. Dimension araç çubuğundan bu düğmeyi tıklayarak komutumuzu çalıştırıyoruz. Specify first extension line origin şeklinde bir ileti var şu anda karşımızda. Bu iletiyle birinci nokta isteniyor bizden. Örneğin bu çizgiyi ölçlendireceğiz. Bu çizginin birinci noktası örneğin bu taraf olarak seçelim. Şimdi de ikinci nokta isteniyor. Onu da belirliyoruz. Gördüğünüz gibi ölçü çizgisi bu kenara paralel olarak bu şekilde ölçlendirme yapılıyor. Ölçü çizgisiyle kenar arasındaki mesafeyi bu şekilde ayarladıktan sonra tıklayıp ölçlendirmeyi bitiriyoruz. Bu komutla az önceki derste öğrendiğimiz doğrusal ölçlendirmeler de yapabiliriz. Örneğin şu iki kenarı ölçlendirmek için yine bu komutu eğer istersek kullanabiliriz. Komutumuzu çalıştıralım. Büyük küçük işaret arasındaki Select Object iletisiyle de istersek yapabiliriz. Bu sefer bu şekilde yapalım bunu. Select Object seçeneğini kabul etmek için Enter tuşuna basalım. Select Object to Dimension seçeneği var. Ölçülendirilecek objeyi seç anlamındadır. Bu kenarı ölçülendirecektik. Örneği seçelim. Gördüğünüz gibi ölçümüz bu şekilde hemen yazıldı. Mesafeyi ayarlayıp tıklıyoruz. Bu şekilde ölçülendirmemizi yapabiliriz. Hizalı ölçülendirme komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer bu yatay kenarı ölçülendirelim örneğin. Birinci noktamız burası olsun. İkinci noktamız burası. Köşeli parantez içindeki seçeneklere bakalım. Köşeli parantez içinde mText, text ve angle seçenekleri var. Bu seçenekleri önceki ölçülendirme komutlarında öğrenmiştik. O yüzden bunları uygulamaya şu anda gerek yok. Eğer istersek buradaki seçenekleri diğer ölçülendirme komutlarında olduğu gibi kullanabiliriz. Bu kenarı ölçülendirmek için mesafeyi ayarlayıp mouse'un sol tuşuyla tıklayıp ölçülendirmeyi bitiriyoruz. Diğer komutlarla devam ediyoruz dersimize. Şimdi de yarıçap ölçülendirmeyi öğrenelim. Dimension araç çubuğunda gördüğünüz şu komut Radius Dimension komutudur. Bu komutla yarıçap ölçülendirmeleri yapabiliriz. Örneğin bu şekildeki şu radyüsün ölçüsünü bu komutta vermeye çalışalım. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında Select Arc or Circle şeklinde bir ileti var. Ölçülendirilecek yay veya çemberi seç anlamındadır bu ileti. Bu komutla eğer istersek çemberin yarıçapını ölçülendirebiliriz ya da yayların yarıçapını ölçülendirebiliriz. Örneğin buradaki şu yayı ölçülendirelim. Bunun için bu şekilde yayı seçmemiz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi hemen ölçümüz yerleşti. Ölçüyü yerleştirmek istediğimiz tarafı ayarlayıp uygun yerde tıkladığımızda bu şekilde bu yayımız ölçülendirilmiş olacaktır. Şimdi de çap ölçülendirme işlemine bakalım. Çap ölçülendirmek için buradaki Diameter Dimension düğmesini kullanırız. Hemen komutu çalıştırıp uygulamaya başlayalım. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında yine Select Arc or Circle iletisi var. Ölçülendirilecek yay veya çemberi seç anlamındadır. Buradaki küçük dairenin çapını ölçülendirelim örneğin. Bu şekilde çemberi seçtiğimizde gördüğünüz gibi
hemen ölçümüz belirecektir bu şekilde. Uygun şekli ayarlayıp mouse'un sol tuşuyla tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu çemberimiz bu şekilde ölçülendirilmiş olur. Şimdi de resimlerimizdeki açıları nasıl ölçülendireceğimize bakalım. Açısal ölçülendirmeler için buradaki Angular Dimension komutunu kullanırız. Hemen komutu çalıştırıp uygulamaya başlayalım. Komutu çalıştırdığımızda Select Arc Circle Line şeklinde bir ileti var. Bu ileti için bir obje seçmemiz gerekir. Açısal ölçülendirme yapabilmemiz için iki tane objeyi belirlememiz gerekir. Belirlediğimiz bu iki obje arasındaki açı neyse o şekilde ölçülendirmemiz yapılmış olur. Örneğin biz buradaki şu iki kenar arasındaki açıyı ölçülendirelim. Bunun için birinci kenarımızı seçiyoruz. Şimdi de ikinci kenar isteniyor bizden. İkinci kenarımız da bu kenar. Bu şekilde ikinci kenarı seçer seçmez ölçümüz bu şekilde hemen belirecektir. Uygun şekli ayarladıktan sonra tıklayıp ölçülendirme işlemini bitiriyoruz. Ordinate Dimension komutuyla devam ediyoruz. Dimension araç çubuğundaki bu düğme Ordinate Dimension komutudur. Bu komutla belirlenen noktaların orijin noktasına olan uzaklıklarını ölçülendirebiliriz. Hemen uygulayıp görelim. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Örneğin buradaki şu çember merkezini seçelim. Bu şekilde merkezini tıkladığımızda gördüğünüz gibi şu anda değer olarak 205 yazıyor. Buradaki 205 değeri y ekseni yönündeki değerdir. Yani y ekseni yönünde orijine olan mesafedir bu 205 değeri. Bu şekilde uygun bir yere getirip tıkladığımızda bu ölçü buraya hemen yazılacaktır. Bir de x değeri için uygulayalım. Komutumuzu tekrar çalıştırıyoruz. Yine bu çemberin merkezini seçelim. Aşağı doğru imleci çektiğimizde gördüğünüz gibi şu anda x değeri 312,5 olarak karşımıza çıktı. Uygun yeri tıkladığımızda bu şekilde ölçüyü yerleştirebiliriz. Tekrar komutu çalıştıralım. Bu sefer de bu büyük çemberin merkezini seçelim. Şimdi köşeli parantez içindeki seçeneklere bakalım. Bu köşeli parantez içindeki seçeneklerden iki tanesi daha önce görmediğimiz seçeneklerdendir. Bu seçeneklerden eğer X datum seçeneğini seçersek noktayı belirledikten sonra X koordinatını ölçülendiririz. Uygulayıp görelim örneğin. Bu seçeneği seçmek için X yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi imleci ne kadar hareket ettirirsek ettirelim sadece X koordinatını ölçülendirecektir. Bu şekilde uygun yeri belirledikten sonra tıklayıp ölçümüzü yerleştiriyoruz. Komutu tekrar çalıştırıp bir de Y koordinatını ölçülendirelim. Dimension araç çubuğundan komutumuzu çalıştırıyoruz. Tekrar büyük dairenin merkezini seçelim. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden Y datum seçeneğini seçiyoruz. Bunun için Y yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve imleci hareket ettirdiğimizi gördüğünüz gibi sadece Y koordinatının ölçüsü görünüyor şu anda. Uygun yeri seçtikten sonra mouse'un sol tuşu tıkladığımızda bu şekilde ölçülendirmemizi yapmış oluruz. Köşeli parantez içindeki diğer 3 seçenek olan mtx, text ve angle seçeneklerini diğer ölçülendirme komutlarında öğrenmiştiniz. Bunları tekrar uygulamaya gerek yok şu anda.